Hacı Bayram-ı Veli'yi bilmeyen Ankaralı yoktur. Herkes bilir zaten. Ankara'da olsun olmasın herkes Hacı Bayram-ı Veli'yi efendim sol fasol efendim diye geçer. Aslında Zülfadıl sol fasol diye biliniyordu Ankara'da. Ben de Ankara'da kaldığım için bilirim. 40 yıllık Ankaralıyım ben de. Zülfadıl, faziletliler şehri, faziletliler köyü diye bilinir aslında. Ama sonra sol fasol diye bir isme dönüşmüş Ankara'nın bir bölgesi. Zülfadıl köyünden Ankara'nın bir mahallesi sayılıyor şu anda. Ankara'nın merkezinde tabii ki. Ankara Kalesi'nin yanında. Orada Hacı Bayram-ı Veli Camisi var ve türbesi var. Şöyle bir olay anlatılır. Bu köyden bir genç, Zülfadıl köyünden, Hacı Bayram-ı Veli'nin köyünden bir genç askere gidecek. Anası babası olmayan delikanlıya miras bırakır. Daha doğrusu emanet bırakır. Bir sandık içinde altın, gümüş, dünyalık şeyler işte neyse. Çocuğun askerden sonraki hayatını idame ettireceği bir tezinat, bir şeyler verir. Hacı Bayram-ı Veli'nin köylüsü olan delikanlıya anne bırakır. Anne vefat eder tabii askere gitmeden önce. Baba yok, kimse yok. Çocuk da köyde hiç kimseye güvenemez. Böyle sandığını emanet edecek kimseyi bulamaz. Olur ya, hani insanlar çoktur ama emanet konusu hassastır. Herkes emanete gerektiği gibi dikkat etmeyebilir. Dikkat dağınıklığı olabilir, çaldırabilir. Veya emanete ihanet eden biri olabilir. Olur ya, hayatta bunlar garip şeyler değil. Her gün karşılaştığımız şeylerden biri bu. Bazen kardeş kardeşe bile, değil mi, güvenemeyebiliyor. Kardeş kardeşi bile ticaretinde kandırabiliyor maalesef. Bunlar olan şeyler, bunlar olan şeyler maalesef. Keşke olmasa. Bu delikanlı, annesine miras kalmış, bu sandığı verecek, bu küfeyi verecek, kimseyi bulamaz. Düşünür taşınır, ne yapayım der. Sonra der ki, bizim köyümüzden çıkan büyük bir zat var, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Hacı Şaban-ı Veli, bu bir silsile tabii ki. Efendim Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine gideyim sandığı Hacı Bayram'a emanet edeyim der. Hacı Bayram-ı Veli vefat etmiş. Türbesi var, mezarı var orada yani. Sandığını alır. Bir gece ortalık sakinken, gecenin geç saatinde Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin türbesine gelir. Ben de Ankara'da olduğum günlerde haftada bir gece mutlaka Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ne hanımla beraber gideriz. Duamızı yaparız, ziyaretimizi gece geç saatte, 2'de, 3'te o saatlerde yaparız. Duamızı yaparız. Kereminden istifade ederiz. Ona da Fatiha'mızı okuruz. Allah dostuna döneriz böyle. Alışkanlık haline getirdik. Efendim, neyi varsa delikanlı kayda değer. Efendim, bu sandığa koyar ve Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesine gider. Şöyle der kendi kendine, ya Rabbi, bu sandığı emanet edecek güvenilir kimseyi bulamadım. En azından güvenemedim. Bir sana güveniyorum ya Rabbi. Emaneti sana, senin güvenine bırakıyorum da bula bula Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesini buldum. O türbeye bırakıyorum ama sana emanet ediyorum. Bu mübarek zat hürmetine, bu kıymetli zat hürmetine ya Rabbi. Buraya bırakmış oldum bu emanetimi. Bu emanetimi efendim korursun inşallah ya Rabbi, kereminle sana bırakıyorum. Askere gideceğim. Askerdeyken hani biri buradan alırsa yapacak bir şey yok, kısmetimde değilmişti diyeceğim. Kimse almazsa geleceğim, o emaneti alacağım, onunla evleneceğim inşallah der. Sandığı alır ve Allah dostu Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin sandukasına yanına bırakır. Bayramiye biliyorsunuz tarikatı da Hacı Bayram-ı Veli yani tarikat kuracak tarikat erbabına efendim Ahmed Yesevi gibi
Şah-ı Nakşibend gibi, Abdülkadir-i Geylani gibi, Hacı Bayram Veli de büyüklerden, bir büyük veli, sıradan bir insan değil. Ben yıllar önce açıkken, şu anda kapalı mı bilmiyorum ama çilehanesine inmiştim. Aşağı iniyorsunuz, 2-3 metre aşağı iniyorsunuz. Çilehanesi var. Başınızı eğip oradan girebiliyorsunuz. Küçük bir yerdir. Orada namazını, ibadetini yaparmış Hacı Bayram Veli. Nefsini terbiye etmek için çilehanede zamanın çoğunu geçirirmiş. Allah'ın dostu. Efendim, türbenin sadukanın yanına sandığını koyuyor delikanlı. Ondan sonra Allah'a emanet ettim bunu diyor. Çıkıyor ve çekmece orada, efendim, bırakıp gidiyor. Aradan yıllar geçiyor. Askerlik o zaman hani uzundu askerlik biliyorsunuz. Giden bazen geri gelmiyordu. Bazen giden kayboluyordu. Ama bir gün askerlik biter ve delikanlı aklında o sandık var. Doğrusu ümidi de yoktur. Kendi kendine der ki, şu ana kadar kim bilir, efendim 1000 defa belki çalınmıştır. Neticede insanların gelip ziyaret ettiği bir türbe, türbenin yanına bir sandık koyuyor. Merak eden insanlar içinde ne var ne yok, alır çalır götürürler. Biliyorsunuz insanoğlu gariptir. Hak etmediği şeyi almakta çok mahirdir. Değil mi? Görüyorsunuz adam kamyoneti gecenin yarısında bir fabrikanın önüne getiriyor, fabrikanın kapısını kırıyor. Sonra yakalanıyorlar bu şeylerden, izleyen kameralardan tespit ediliyor. Sanki malıymış gibi, kendi malıymış gibi soyuyor bir anda. Ötekinin alın teriyle, yıllarca çileyle kazandığı şeyi bir saat, yarım saat, 40 dakika, 10 dakika, 10-20 dakika içinde tarumar edip gidiyorlar. İşte ne Allah korkusu var, ne edep korkusu var, ne ahiret korkusu var, ne kul hakkı korkusu var. Hiç kendi malıymış gibi götürüyor ve kazan, terlemeden kazanmanın yolu, çok yaygın bir şekilde terlemeden kazanmanın yoluna bakıyor. Delikanlı bir ümitle Hacı Bayram Veli'ye geliyor. Ankara'daki türbesine geliyor. Şimdi caminin bitişiğinde Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesi. Bakıyor ki oradaki bakan kişiye diyor ki, efendim, sayın türbedar, benim burada bir emanetim var. Ne emaneti yavrum diyor. Bir sandık koymuştum buraya yıllar önce. O sandığı almam gerekiyor. Türbedar, senin mi evlat o sandık? Benim amca diyor. Evladım diyor, daha önce birileri geldi bu sandığı götürmeye ama kimsenin gücü o sandığı yerinden kaldırmaya yetmedi. Sandığın kapısını açmaya da kimsenin gücü yetmedi. Çok kişi geldi götürmek için. Hani hırsızı, arsızı veya başkasının malına konmakta mahir olanların bir kısmı geldi ve almaya çalıştı ama hiç kimsenin gücü onu kaldırmaya yetmedi. İşte sandık orada. Kaldırabilsen demek ki senin malındır. Hadi git kaldır bakalım. Nasıl kaldıracaksın? Tebretemezsin yerinden dedi. Delikanlı dedi ki, amca benim mi o? Kaldırırım inşallah. Gitti sandığın yanına, elini attı. Bismillah dedi, sandığı tüy gibi kaldırdı birdenbire. Böyle tüy gibi, yastığı kaldırır gibi sandığı kaldırdı. Sandığı açtı ve malların tümünün orada olduğunu gördü. Türbedar şaşkın, hayret ve dehşet içinde. Evlat dedi, kaç kişi burayı denedi? Hiç kimse açamadı ve yerinden oynatamadı. Baba yiğit adamlar geldi, kaldırmaya çalıştılar. Kimse yerinden oynatamadı. Delikanlı dedi ki, ben Allah'a emanet ettim. Hacı Bayram Veli Hazretlerine güvenerek Allah'a emanet ettim. Allah en büyük sadıktır. En büyük emanete sahip olan Allah'tır. Onun emanetinde bıraktım mı? Efendim, kaybolacak hiçbir şey olmaz dedi ve delikanlı sandığı aldı ve gitti. Onun için Allah'ın böyle garip dostları vardır. Hani Rabbe eş'as ağbar. لَوْ اَقْسَمُوا عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُمْ Hani diyor ya, nice böyle saçı başı dağınık, itibar etmezsin, adam yerine koymazsın. Buhari hadisi, uzun bir hadis. Bir yere gelir, davet edilmez, davet edildi,
gittiği yerde davet edilse de gittiği yerde itibar edilmez. Siz şurada oturun ya, şuraya kapının yanına oturun der. Daha kıyafeti güzel olan, görüntüsü güzel olan, makamı mevkisi daha yüksek olana efendim buyurun, hoş geldiniz. Şeref verdiniz, bahtiyar kıldınız. Ötekine ha geldiniz mi? Buyurun tabii ki orada oturun. Kişiden kişiye göre değişiyor. Garibanı biraz daha böyle hani hor görerek kabul ettiriyor. Hazreti Ali mahmum bir gün, çok üzüntülü Hazreti Ali. Sıkıntılı yani yüzünden böyle bir korku, bir üzüntü akıyor Hazreti Ali'nin. Diyorlar ki imam ne oldu halifeyken Hazreti Ali? 7 gündür üzgünüm diyor. 7 gündür üzgünüm. Bu 7 gün nasıl geçti bilmiyorum. Şaşırıyorlar. Ne oldu 7 gün boyunca? Soframa bir tane fakir gelmedi diyor. Bir fakir soframa gelip oturmadı. 7 gündür üzüntülüyüm diyor İmam Ali. Yanına, sofrasına bir fakir kaşığını sallamadığı için. Biz acaba bu sıkıntıyı yaşıyor muyuz? Veya çağırdığımızda kendimiz gibi durumu müsait olan, kendini kurtarmış gibi görünen kişileri mi yoksa gariban olanı mı çağırıyoruz? Efendim düğünümüze, nişanımıza, güzel günümüze veya bir ikramımıza hiç ikram alamayan gelsin mi diyoruz yoksa dostlar beni alışverişte görsün mü diyoruz? Nefsinize bakın, kararı siz verin inşallah. En doğru kararı siz verirsiniz efendim.